Bizim aramızda bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bunu söylemeyi... Ya, yok. Hiçbir şeyimiz bizim aramızda bir şey yok. Otur şuraya. Otur şuraya, konuşmaya başla. Bir şey yok yani. Yani onu ben şey yapma diye şey yaptım yani. Bir şey... Bir öyle... Zero. He? Evden işe gidiyorum diye çıkmışsın. Ondan sonra el alemin kadınlarından hoşlanmışsın. Lütfen şu hoşlanma lafını cümle içinde kullanma Haluk. Geri kulağına diye düşüyor. Bizden bağırı bağırı konuşma lütfen. Rica ediyorum ya. Böyle bir şey yok diyorum sana. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey olmadı yani. Ne oldu peki? Böyle bir şey olmadı. Ya sen benim arkadaşım değil misin ya? Geldim sana bir şey derdimi anlatıyorum sana. Ya anlatırken de şey oldum, çok çaresiz vaziyetteyim. Kendimi kötü hissediyorum. Ya sen gönlünün en yakın arkadaşısın yani. Yakın arkadaştan siz kardeş gibisiniz. Ama onu çok seversin biliyorum da beni de seversin yani. Ben kime danışacağım, kimle bir fikir soracağım. Ne olur ya bana yardım et, yalvarıyorum Haluk ya. Ben sana bu konuda yardımcı olamam. Çünkü benim böyle bir deneyimim yok. Ben Meltem'in arkasından hiç iş çevirmedim. Bence yapılacak en doğru şey gidip açık açık konuşmak. Yani ben gönlünün arkasından hiçbir şey çevirdim oğlum. Ben hiçbir şey yapmadım diyorum ya. Benim hiçbir şey yaptığım yok. Aramızda hiçbir şey yok. Ben sadece beğendim. O zaman sorun yok. Evet. Yok değil mi? Yani sadece hiç mi konuştunuz? Evet sadece hiç konuştuk. Ama hoşuna gitti. Ha, gitti ama hoşlanmak gibi değil o. Ben beğendim. Beğendin. Beğendim gibi. Ha, güzel buldun. Çok güzeldi. Ha güzel buldun. Ama güzeldi. Ha, konuştunuz. Konuştuk ama hiç konuştuk. Ha o kadar yani. O kadar. Böyle hiç konuşurken de aa ne güzel kız dedin öyle mi? Aa ne güzel kız dedim. Ha olabilir. Hani aa ne güzel kız der geçer gidersin. Değil mi? Bir şey olmaz yani. Benim kafamın karışması normal yani. Ben öyle bir şey demedim. Nasıl demedim? Bayağı. Sen düşünce suçu işlemişsin. Ay yok canım. Ben öyle bir şey yapmadım. Ama hoşlanmışsın. Ya hoşlanma yok abicim ya öyle bir şey yok. Ne var? Ya ben suç falan işlemedim. Ne yaptın sen bana anlat bakayım. Böyle bakmışsın, aa ne güzel kız dedin, beğendin. Suç abi bu. Ben sana söyleyeyim, düşünce suçu yani. Zero bak. Şimdi açık konuşuyorum seninle. Tamam mı? Tamam, dinliyorum. Dinle. İnsandır bu. İnsanlar hata yapabilir. Yani böyle bir kötü dönemleri olur. Bazen aklı başka yere kayar. Yorgundur. Bir şey olur. Hani bu benim başıma gelmedi. Benim aklım bir yerlere kaymadı ama hani insanın olabilir. Başka insanların başına bu gelebilir. O yüzden diyorum yani. Bir dakika ben hata falan yapmadım Haluk. Öyle bir şey yok yani lütfen. Şöyle diyeyim. İnsan beşer kuldur şaşar. Ben şaşırmadım abiciğim öyle bir şey yok yani öyle düşünme. Peki insanlar şaşırabilir. Sen değil de insanlar şaşırabilir. Ha, ben öyle bir şey yok yani öyle düşün yani. Tamam. Hiçbir şey yok yani. Tamam şöyle diyelim. Böyle biraz kafan karıştı. Ha, yani biraz kafam karışmış gibi ama ortada hiçbir şey yok ama. Olmayan bir şeyden dolayı yani bir şey olsa bir şey yapacağım. Kafam yani sadece güzel kız yani. Hakikaten güzel kız. Öyle böyle değil yani. Böyle baktığın zaman güzel bir kız ya. O açıdan diyorum ben yani. Sadece böyle baktın. Aa ne güzel kız dedin. Aa böyle. Aa çok güzel kız dedin. Öyle böyle güzel değil. Ha beğendin yani. Öyle beğenmedim canım. Ben şimdi beğenir gibi. Şimdi şöyle düşün abi. Şimdi kızla ben iş konuşuyorum. Kıza baktın böyle. Oo güzel kızmış dedin mi demedin mi? Dedim ama. Yani, iş görüşmesi yapıyorum mesela. O anlamda. Yani benim. Ben kimse. İş görüşmesi yaparken böyle. Hani iş konuşulurken böyle. Aa ne güzel kız dedin. Hayır, aa çok hoşuma gitti dedin. Haluk benim hayatımda gönül var. Gönülden başkası yok. Yani ben gönülü beğenmişim zaten. Başkasını öyle beğenmiyorum. Yani gönül gibi düşünme onu. Yani. Gönül var. Ben gönülsüz ne yaparım ya? Gönül benim her şeyim. Ya bir an böyle kafamın içinden geçirince ah dedim kendi kendime. Nasıl böyle bir şey geçirebilirim diye. Yani geçirmedim de geçirirsem ne olur gibi. Geçiriyor gibi oldu. Geçirsem ne olur? Hani insan ha. Hani dedin ya. Yani ha. Ondan diyorum yani. Hayatta geçirmem yani. Gönül varken ben başka bir şey kafamdan nasıl geçiririm yani? Arıyor. Işıl Hanım arıyor. Ya aç. Sen aç. Sen aç abiciğim. Sen aç. Yok de. Yok de. Ben niye açayım oğlum? Ya, lütfen sen aç. Oğlum işte iyi gibi arıyorsa ne diyeceğim? Hayır. Yok de. Tanımıyorum de. Bir şey yapıyorum. Lütfen. Aç. Açamam Haluk. Açamam dedeceğim ben. Açmak istemiyorum. Aç. Aç. Dedim sana. Aç. Dedeceğim. Aç. İşle ilgili arıyor olabilir. Normal konuş. Alo Işıl Hanım. Projenizi çok beğendik. Ortaklarımızla da paylaştık. Bazı ufak tefek değişiklik taleplerimiz olacak. Mesela kampanyamızın yüzü bizce daha genç biri olmalı. Anlıyorsunuz beni değil mi? Anlıyorum tabii. Sizin için de uygunsa akşamüstü bir kahve içelim, detayları konuşalım. Nasıl yani beraber kahve içelim mi diyorsunuz? Evet. Vaktiniz yoksa başka zaman da yapabiliriz. Abi,
kahve içelim diyorum. Kahve içelim diyorsanız o zaman şey yapalım, içelim. Yani bir tabii içelim. İş görüşmesinde kahve içilir. Yani kahve içelim diye söylüyorum, affedersiniz. Kahve içme açısından söylüyorum yani. Tamam. Görüşürüz Tuna Bey. Görüşürüz o zaman. Tamam, hoşçakalın. Ne diyor? Kahve içelim dedi. Ya öyle değil yani, iş için dedi yani. Ha. Yani şu kampanyanın detaylarını görüşmek istiyor benimle. Ha, işle ilgili yani. İşle ilgili. Ama tamam, problem yok o zaman. Kahve içmek istiyor bak, o da yani. İş konuşurken kahve içilebilir. İçilir değil mi ya? Tabii. Ya ne olacak ki bunda? Hiçbir şey yok. İş konuşacağız, kahve içeceğiz. Aynen. Yani iş tabii çay gibi düşün yani. Tabii yani iş konuşuyorsunuz, ondan çay içer misin diyorsun, ben kahve içeyim diyor. Olabilir yani. Evet. Yani iş konuşması, detayları konuşurken kahveyle konuşuruz. Normal. Yani biz de mesela burada iş konuşması yaparken ben ne diyorum? İrem bir çay getirsene bize diyorum. Aynı şey olabilir sizce. Evet, olabilir. Yani konuşuyorsunuz. O çay istemiyor, kahve istiyor. Problem yok yani. Yok. Tamam. Fotoğrafını göstersene, merak ettim. Fotoğrafını mı? Ha, çok güzel. Göster. Göstersene mümkün. Ne demek göstermiyor? Tamam, boş ver canım. Ama bana mı göstermiyorsun? Yani çok da güzel değil aslında. Yani güzel gibi, güzel değil. Yani bence değil. Yani değil yani. Benim için hayatta bir tane güzel var, o da gönül. Gel biz bu akşam seninle bir erkek erkeğe yemeğe çıkalım. Yok abi, olmaz, benim eve gitmem lazım. Oğlum bak sen beni dinle. Çıkalım biraz, kafan dağılsın. Böyle beynine oksijen gelsin. Yok, ben eve gideyim abi, gönül şüphelenir. Oğlum niye şüphelensin, bir şey yapmadın ki? Yapmadım. Yani, ama gideyim ben yine. Yani bir sabah bir garip bak, davrandım. Yani şey yaptı böyle yani. Oğlum bak beni dinle. Sen bu şekilde eve gidersen eğer abuk sabuk davranmaya başlayacaksın. Gönül direkt o gözler çizgi olup böyle direkt anlayacak. Zaten sabah da garip davrandım biraz. Ah bak. Ama farkında olmadan yapıyorum ben bunu ya. Ben abi ya, ben gelmeyeyim hakikaten, sıkıntı olur. Sen beni dinle. Birlikte böyle çıkalım. Hem böyle muhabbet ederiz falan, kafa dağılır. Bak bizim gece var, ben onu da çağırayım. Çağırma abi ya. Lütfen kimseyi çağırma. Abi, seversin çok. Yok abi. Delikanlı kimse... çocuk. Abi ben konuşamam öyle herkesin yanında falan. Oğlum bak yani. Ben delikanlı çocuk diyorsam delikanlı çocuktur. Zaten gönlün numarasını verdim ona, çocuklara ders falan verecek diye. Hani o da tanıyor, biliyor. Biz böyle erkek erkeğe gideriz, böyle ekip muhabbetin belini kırarız. Böyle kafan dağılır biraz, rahatlarsın. Öyle mi diyorsun abi? Tabii tabii. İyi gelir yani. Tabii tabii, çok iyi gelir. Oğlum sen sıkılmışsın böyle, sürekli gönül gördüğün için böyle bir daralmışsın, bunalmışsın. Böyle bir araya mesafe koymak iyidir arada sırada. Yok öyle bir şey abiciğim, ben gönül görmekten hiç şeyim yok. Ya bir yani. Uzatma ya. Pardon. Ne yaptın? Efendim? Ha, gece kardeş. Ne haber? İyi abi. Senden? Eyvallah, eyvallah. Ya ne diyeceğim? Benim çok yakın bir arkadaşım var. Tuna. Zero Tuna. Hani dominant teyze var diyordum ya, onun kocası. Evet. Diyorduk ki biz böyle akşam çıkalım dedik. Böyle erkek erkeğe oturalım, muhabbet edelim falan. Hani sen de gel diyecektik. Aa, abi çok güzel olurdu da. Şey ya, bu akşam benim çok önemli bir işim var. Hani sonra yapsak. Ha, iyi tamam, tamam. Ama başka zaman kesin yapalım. Tamam, tamam, eyvallah. Eyvallah abi. Ne oldu, gelmiyor mu? Yok, bir işi varmış. Daha iyi, bence daha iyi. Ben Meltem'i arayayım. Böyle biraz... yürürüz, ederiz. Kafamız dağılır. Tabii yok, benim zaten şeye gitmem lazım abi. Şu uçlarımla buluşayım. Sonra şey yaparız yani. Alo Meltem, ben akşam geç gideceğim. Hayırdır? Öyle bir Tunay'la dedik. Böyle çıkalım, böyle bir yemek memek yiyelim dedik. Ha iyi tamam. Senin bir planın falan var mı? Benim? Yok, evdeyim ben, evdeyim. İyi güzel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İşte böyle. Gecikiyorum o kadar. Çıkalım abi. Ben gideyim. Şununla da bir şey yapayım yani. Ne tarafa bırakayım ben seni? Hadi yürü yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.